Herkese güzel bir bahar gününden günaydın. Ben besleme yapmaya gideceğim yine. Aynı zamanda bisiklet antrenmanlarına da başladım. Şu göbeğimden kurtulmak istiyorum. Şöyle yandan çekeyim, daha çok belli olsun. Tarihi de hatırlamıyorum ama Nisan ayının güzel bir günündeyiz. Gördüğünüz gibi baya baya saldım kendimi birkaç senedir. Bakalım, dün güzel bir kilitli ayakkabı aldım. Sinan Bey'den teşekkür ederim buradan kendisine. Neyse, beslemeleri daha çok yeşil alanlarda yapmaya başlayacağım için araştırma yaptım. 50. yıl korusu, küçük yıl olarak mı geçiyordu İdealtepe'me? 50. yıl korusuna gideceğim Maltepe'deki. İnternetten araştırırken baktım ki çok fazla kedi ve köpek varmış. İnsanların rahatsız olduğu sahneler, durumlar yaşanıyormuş. Korkanlar, çekinenler oluyormuş. Ben de korkan ve çekinenlere inat, onları beslemeye gidiyorum. Neden bu kadar korkuyorsunuz? Açın kalbinizi sevgiye, yavaş yavaş alışmaya çalışın. Araştırın çözümleri. Kediye, köpeğe nasıl alışılır? Ben videolarımda sık sık paylaşıyorum. Yavru kedilerle, yavru köpeklerle başlayın alışmaya. Onlarla bol bol vakit geçirin, saatlerce. En son şu seviyeye gelin. Yavru kedinin ağzına elini sokmaya çalışın parmağınızı. Yavru köpeğin ağzına parmağınızı sokun. Sonra birkaç ay daha büyüğüne, birkaç ay daha büyüğüne derken kademe kademe büyük köpeklere doğru geçin. Çok kolay olduğunu göreceksiniz. Yeter ki kalbinizi sevgiye açın. Telefonu şöyle bırakayım. Umarım arayan olmaz, videoyu bölen olmaz. Hemen ne yapıyorum? Kayıt devam ederken poşetlerim var. Şu iki kat poşet yapıyorum çünkü çantanın kokmasını istemiyorum. Şöyle buzdolabı poşetlerim var. Ve bu mamaların şeyi kaçmasın diye, aromasını kaçmasın diye mecburen kapatıp mandallıyorum. Üzerine de eve kokusu inmesin. Ayrıca ikinci bir önlem olarak büyük çöp poşetleri, battal dolu çöp poşeti kullanıyorum. En önemli konu, mamaları nereden temin ediyorum? Emis Erbudak. Instagram'dan takip edebilirsiniz, Facebook'tan bulabilirsiniz. Enis Erbudak muhteşem bir hayvan dostu, hayvan aşığı bir insandır. Ben onun yanında halt etmişim. Yaptıklarını Instagram'dan takip edin. Ben de aynı zamanda anlatabilirim. Onun örneğin bir sağlık kutusu var. Normal ambulanslarda olmayan teçhizatlar onda var maşallah. İçinde her şey var. Bunun videosunu geçen yaz paylaşmıştım. Şimdi ne aldım ben ondan? Mesela 15 kilo tavukluğu yetişkin kedi maması aldım. Lider firmasının ürettiği Mercy marka. Çok fazla reklama düşmesin. YouTube bize sorun çıkarmasın. Yavrularını avuç avuç kedi maması koyayım. Fazla dökmeden, saçmadan. Şöyle. Korktuğunuz kedileri, köpekleri besleyen canilerden birisi de benim. Sevgili hayvan korkusu yaşayan insanlar. Dün korunun yanından geçtim. Bisiklet dersine gittiğim için korunun içine giremedim. Ama duvarında bir kedi sevdim. Öf 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 öf. Onun videosunu bile çekemedim. Acelem olduğu için. Ama kediyle bir aşk yaşadık. Muhteşem bir aşk yaşadık. Bir anda kargalar bizi izliyordu. O koru muhteşem bir koru. Maltepe 50. yıl korusu yazarsanız ulaşırsınız. Sanıyorum İdealtepe olarak geçiyordu. Şimdi bu kadarlık kurulmaması yeterli sanırım. Evet. Bugün antrenmanda çok tutmayacağım çünkü az önce Özgür Hanım'la konuştuk. Bisiklet dersi istiyor. Ona da selam olsun. Bu videoda sizden bahsettim diyeceğim Özgür Hanım. Onun da Hayvan Gökmen kanalında haberdar olmasını sağlayacağım. Şöyle bir kelebek bir attıktan sonra ikinci poşetimizi de yapalım. Hem çantada yırtılır önlemi, hem de kokusu çantaya silmesin önleme. Gerçi benim koku alamadığımı takipçiler bilir. Ama yani bazı insanlar rahatsız olabilir ya da kediler köpekler kokuyu alınca çantaya heyecanla hevesle geliyorlar. Bir şey olmadığını görünce de üzülerek gidiyorlar. Şimdi gelelim yetişkin köpek mamasına. Bu da büyüklükleri 15 kilo. Yine Lider firmasının ürettiği Mercy köpüş mamamız. Bu da sahipsiz köpekler için.
Böyle bir hobiyi hepinize tavsiye ediyorum. Evet, dökülüyorlar biraz. O kadar olur. Büyük battal boyu çöp poşetinde de dökülenleri toplamak için kullanabiliriz. Tekrar hatırlatıyorum. Enis Erdoğan İstanbul'da Avrupa Anadolu yakasına bizzat kapınıza kadar getiriyor randevulaşarak. En uygun mamayı veriyor ve pet ürünlerini veriyor. Sadece mama değil. Ayrıca şöyle bir enteresanlık, şöyle bir güzellik yapıyor. Kediniz satın aldığınız mamayı beğenmezse eğer mamayı geri alıyor. Ücretinizi geri veriyor. Çünkü o zaten sokak hayvanlarını besliyor bu mamalarla. Ama her mama markasında bunu yapamıyor. Çoğu mama markasında bunu yapıyor. Şu an hatırlamıyorum hangi markalar olduğunu. Sizin hayvanınız o mamayı beğenmediyse, yemediyse geri veriyorsunuz, paranızı alıyorsunuz. Enis zaten sokak hayvanlarını besliyor benim gibi. Hatta benden daha fazla. Ben çünkü son aylarda çocukları da hayatıma fazlasıyla soktum. Sevgimi çocuklarla hayvanlara bölüştürmeye başladım. Şimdi tekrar bunları mangala koyuyorum. Maltepe tarafına yolunuz düşerse Babil Kültür Merkezi, Maltepe Beşçeşmeler'de Babil Kültür Merkezi'nde oluyorum. Çoğunlukla oraya takılıyorum derler ya, amiyane tabiriyle. Oraya takılıyorum. Cumartesi günleri oradayım. Çocukların 1.30 ve 3 arası drama dersleri var. Başak öğretmenimize buradan selamlar olsun. Onun devlet konservatuarı, devlet tiyatrosu sanatçısı olduğunu öğrendim. Bir kez daha hayran kaldım. Zaten muhteşem bir dersi var. Gördüğüm her çocuğa tavsiye ediyorum, velilerine tavsiye ediyorum. Bu dökülenlerle şu an ilgilenmek istemiyorum. Onlar kalsın. Daha sonra iyi. Şurada bir tane. Bakın köpek maması şeyleri daha büyük. Kedilerinki küçük. Şöyle poşetimizi toparlayalım. Harika. Araması, kaş maması çok önemli. Araması bozulan, çok uzun süre hava alan mamaları hayvanlar istemiyorlar, yemek istemiyorlar. Keyif almadan yiyorlar. Oley. Köpek mamamızı da poşetliyoruz. Süper, süper, süper. Meşhur şantama koyuyorum. Ve çok güzel bir kumar aleti buldum. Pet Shop'ta, Maltepe'de. Maltepe Drama Köprüsü'ne giderken büyük bir pet shop var köşede. Şöyle göstereyim. Çok kullanışlı. Dişleri az ama kolay temizlenecek. Böyle 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 çok rahat temizleyeceğim. İstediğim gibi geniş tarayabileceğim. Sokak hayvanları için ideal. Çok çok hoşuma gitti. Bunu da çantamıza, meşhur çantamıza koyalım. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayvanlarla kalın, köpeklerle, kedilerle, özellikle sahipsiz olanlarla kalın ki kendimizi bir işe yaramış sayalım. Arkamızda iz bırakalım bu dünyada. Görüşürüz.